Herkese selamlar arkadaşlar ben İbrahim Emre. Bugünkü videomuzda başlıktan anlayacağınız üzere akvaryumları temizledik. Akvaryum temizliğini e, siz sıkılmayın diye e, bütün bir video olarak değil de parça parça olarak çektim. Yani e, akvaryumun her temizlik aşamasından birer kareler kaydettim. E, arada seslendirmeler, montajlar vesaireler de oldu. E, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hemen videoya geçelim. Ee, i̇yi seyirler. Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Bugün akvaryum temizliği yapıyoruz. Ee, ben şimdi şuradan e, sirkeli suyla akvaryum güzelce bir yıkayacağım. Bunu da sizlere göstereceğim. Şu an e, banyodayım. E, şimdi ben bir arka kamerayı alayım ve işleme başlayayım. Şimdi sizin için biraz hızlı görüntüye geçeyim çünkü sıkılabilirsiniz. Ben şöyle iyice bir temizleyeceğim akvaryumu. Böyle tortları şöyle akvaryumda gördüğünüz beyaz lekeler vesaireler, yosunlar hepsini çözeceğim. Şimdi hızlı çekime geçelim. arkadaşlar e, akvaryum dışına da biraz yaptım e, kirli olduğu için fazla kullanmayın Çünkü çok e, ağır bir koku yapıyor ve iyi sirke de kullanma yani kalitesiz kötü sirkelerden alın böyle ucuz oluyorlar zaten 3-5 lira bir şey oluyor e, sırf onu akvaryum temizliğinde kullanın Çünkü hem suda hem de e, şeyde akvaryumda ağır bir koku olmasını istemezsiniz bunu önlemek amacıyla e, hafif sirkelerden şey yapın hatta alırken koklayın bir ağır kokusu var mı diye e, Şimdi ben yaptım bir de normal bir iki kere de normal suyla yıkayacağım böyle Çünkü sirke kokusu kalmasını istemiyorum Ama yine bir 5 dakika 10 dakika dinlenmeye bırakacağım ki e, bakteriler ölsünler e, Hastalık hastalık kalmasın akvaryumda Şimdi bir bekleme süremiz olacak 10 dakika daha sonra tekrardan sizlerleyim Devam ediyoruz arkadaşlar Şuna şimdi biraz sirke dökeceğim ki salyangoz gitsin. E, hastalık varsa o da gitsin. Bitkiye zarar vermeyecek derecede az dökeceğim. E, fazla olmayacak. Sadece salyangozların gitmesini istiyorum. E, çok da durmadığı için bir sıkıntı olmayacak bitkide. 5 e, dakikaya geçmez yani sirkeli suda durması. Burada da yavrularımızı görüyorsunuz. Akvaryum baya pislenmiş. Şöyle alttan bir bakayım. Yavru vesaire var mı? ki Yok gibi. Evet şöyle akvaryumları da hazırlıyorum. Ben parça parça böyle sizlere gösterelim arkadaşlar. Şu anda büyük akvaryuma şu kumları şöyle getiriyoruz. Şimdi bu deniz kumu arkadaşlar içinde silis kumla karışık. Arada da taşlar var. atalım İçine. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kattım buraya ee, bütün kumlar burada tam 6 kilo kum var şurada da sirkeli e, bitkilerimiz var sirkeli suya bitkileri koydum yaklaşık 5-6 dakikadır buradalar hatta şurada bir salyangoz ölmüş gördüğünüz gibi salyangoz yavrusu varmış <laughs> evet arkadaşlar şu anda ben şöyle Şeyimle geldim. Yaklaşık bir saattir uğraşıyorum. Ve anca bitti. Ee, ellerim çamur oldu böyle. <laughs> şimdi ben buradaki şu bitkileri atacağım içine. Çünkü fazlalık geldi. Ee, akvaryum şey yapıyor. Burada dursunlar. Şu şekil atayım. Evet. Flash'ı da yakayım. Siz görün. Ben şimdi buradan iki tane midye seçeceğim. Şimdi... Buradan kum alınca bu da biraz şey olmuş. Çamurumsu bir kıvam almış. Evet. Şimdi ben şuradan göstereyim. Bir bakalım. Üstten şöyle güzel bir midye bir mundur iki mundur bu gömülmüş şu gömülmüşü alalım bu iyi gibi bakalım Evet bir midyeyi yakalayamadım. Akvaryum Murat abi geldi aklıma. Bir mundur iki mundur da. Ee, şu iki midye gayet güzel gibi. Aynen. Şu iki midye güzel. Bunları ben dikerim. Akvaryum gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim size bitmiş halini. Çok çekemedim. Ee, hani zaten sıkılırsınız. Her saniye çektiğimiz zaman insan sıkılır yani. Temizlik videosunda ben özet bir şekilde size sundum bu videoyu ee, tabi daha işimiz bitmedi video sonuna geldik zannetmeyin daha içine su dolduracağız edeceğiz ee, onları göreceksiniz akvaryum nasıl olmuş iyi mi olmuş ee, vatoz da alacağım için bir tane de küp koydum içine ee, ileride de mücevher balığına başlayacağım ee, şöyle bir mart nisan ayları gelsin mücevher balığı alacağım bir çift ee, şurada 100 litrelik akvaryumumuz var şu üstte yukarıda o 100 litreye koyacağım. Evet. Burada da bu bitkimiz çoğaldır arkadaşlar. Ee, şu ışığı taktım mı ben buna? Mis gibi olur. Evet hadi şimdi yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi midyelerimiz burada. Ee, Şunu kaldıralım bir. 10 tane e, yavrumuz var. 2 tanesi nerede? Neyse onlar çıkar sonra Daha dikkatli bakarım da şu an akvaryum temizinin çoğu bitti şu an yeni su ilave edeceğim biraz sonra suyu yavaş ilave etmek için pipo filtreyi kullanacağım çünkü aksi halde su çamur olur ve bir gün iki gün çamurunun gitmesini beklemek zorunda kalırım <laughs> şuradaki şeyi de eklerim akvaryum hazır şu an biraz sonra göreceksiniz akvaryumu. Allah'ın izniyle çok güzel bir akvaryum olacak. Her neyse, şimdi akvaryuma geçelim. Tabi size bir anda geçecek. Ben şimdi dip çekimi tamir ediyorum. Dip çekim bozulmuş arkadaşlar. Tamir edemezsem gidip yenisini alacağım. Tabi size şimdi bir saniye gibi geçecek. Şimdilik küçük bir ara verir gibi şey yapıyoruz. Hadi hemen şimdi akvaryuma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, akvaryumu temizledik, balıkları koydum e, şu şekilde. Akvaryumu temizlerken küçük bir aksilik oldu. Dip çekim aletiyle koymaya çalıştım çünkü bir anda eğer koysaydım yine e, kumları da alıp çamur olacaktı su. E, su çamur olsaydı ben bunu en az iki gün balık koyamazdım. E, yavaş yavaş dökmem gerektiği için suyu dip çekimle koymaya çalıştım. Ee, ama olmadı hani bozuldu tip çekim resmi. Çalışmadı. Böyle suyu da şapırdat diye atmak olmaz. Ee, ben de o yüzden yavaş yavaş bir 5 e, litrelik sürahi e, yardımıyla böyle tek tek yavaş 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 şu süngerin üstünden attım. Hatta şunun üstünden de attım. Şurada dekor çok güzel olmuştu yapmadan önce. Şu bitki şöyle Aşağılara doğru biraz inseydi çok güzel olacaktı. Şurada midyeler var iki tane. Ee, onlar akvaryumu temizlerler, biraz filtrelerler. Ee, akvaryumu temizledi yarım saat, bir saat oldu. Bekledim biraz şey iner diye, hatta biraz gitti. Ee, ama galiba bu yarın gidecek bütün e, beyazlı. Su klorlu da olabilir. Biraz da dinlenip bir hafta su dinlenmiş su attım. Konuşamadım kusura bakmayın. Ee, arada böyle şeyler olabiliyor. <laughs> Çok yoruldum. Evet. Şurada da akvaryum sıcaklığımızı görelim. 21-22 derece arası akvaryum sıcaklığında. Şöyle biraz da bitkilerimize bakalım. Bitkilerimiz gayet iyi, baya köklenmişler. Yavrularımız şuradalar. Hatta yavruları göstereyim. Evet tam 2 saatimi aldı. E, aksilikler olmasa 1 saat alırdı. E, çünkü yani çok büyük bir zor bir akvaryum değil. Sadece biraz kum vaktimi aldı. Kumu temizlemesi çok zor. Deniz kumu olduğu için çok toz e, toz derecede bir kum. Yani toz gibi böyle üfleseniz giden bir kumdan. E, o sıkıntı yapıyor. Bayağı kum kalın oldu bu arada 2-3 parmak kum kalınlığı oldu yani şu şuralardan şuraya kadar kum var 2 ee, iki parmak 2.5 iki parmak gibi Bir filtreyi açalım bir görün Filtreyi takabilirsem evet Şu şekilde mis gibi oldu biraz daha su ekleyeceğim daha sonra da hani şuralara kadar falan getireceğim suyu Yavrularımız burada daha iyi şekilde boylanırlar arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağıdan alayım. Evet. Her neyse. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yavaş yavaş akvaryumu temizledik. Aşama aşama gösterdik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.